Melih Cevdet Anday, 13 Mart 1915'te İstanbul'da doğdu. Hukuk fakültesine başlasa da daha sonra Dil Tarih Coğrafya fakültesine kayıt olmuş, devlet demir yollarındaki memuriyetinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. Varlık dergisinde Ukde adlı şiiri yayınlanmış, Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile 1941'de Garip adlı şiir kitabını çıkarmıştır. 1979-1980'de Paris'te eğitim müşavirliği yapmış, solunum ve böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi altına alınan Anday, 28 Kasım 2002'de 87 yaşında vefat etmiştir. Eserlerinden birkaçına bakacak olursak, roman çevirileri arasında Turgenev'in Babalar ve Oğulları, Gogol'ün Ölü Canları, şiirleri arasında Rahat Kaçan Ağaç, Tanıdık Dünya, Güneş ve Yağmur Altında gelmekte. Gazoz Ağacı, Sabahattin Kudret Aksal bu eseriyle Sait Faik Hikaye Ödülünü kazanmıştır. Hikayenin kahramanları Sayım, baş kahramandır. Hovarda bir gençtir. Melahat, Saim'in aşık olduğu genç kız. Terzi Çırağı, Melahat'a aşık olan 17 yaşlarında bir gençtir. Bu eserinde de diğer eserlerinde olduğu gibi avare insanların gündelik hayatlarından kesitler sunmaktadır. Avara hu, avara hu, ya gardiş mein hu, asman ka tara hu. Eser 1986'da TRT tarafından dizi film olarak hazırlanmış ve gösterime girmiştir. Gazoz Ağacı Aksal'ın son ve uzun hikayesidir. Çocuk Adam, Orhan Seyfi Orhon'un otobiyografik ögeler barındıran eseridir. 1900'lerin başında Beylerbeyi'nin sokaklarında başlayıp Mondros'un imzalandığı 1918'de Galata Köprüsü'nde bitmektedir. Osmanlı'nın yıkılış sürecindeki çalkantılı günlerinde büyümekte olan bir delikanlının anılarıdır. Osmanlı'nın çöküşünü, bunlardan uzak kalmaya çalışan gencin ilk kalp çarpıntılarını iş hayatına atılınca Osmanlı'nın yıkılışının yükünü de hissetmesi eserde yer almaktadır. Limonata var mısın? Çocuk adam, çocuk adam. Marakizi ister misin? Çocuk adam, dam 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 dam. Çocuk adam, dam 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 dam. Battal Gazi Destanı. Emeviler döneminde İstanbul'u kuşatan Emevi kumandanı Mesleme'nin silah arkadaşı Sasak'ın başından geçen olayları anlatır. 12. yüzyılda Danişmentlerin Haçlılar ve Bizans ile yaptığı çetin mücadeleler halk arasında Emevi-Bizans, Abbasi-Bizans savaşlarının devamı gibi gösterilmiş ve bu devirde geçen olaylarda Battal Gazi Destanı'na ilave edilmiştir. Bu yüzyıllarda nesir halinde yazıya geçen Battalname adındaki Türkçe destan bu şekilde meydana gelmiştir. Yazıya kimin tarafından geçirildiği bilinmeyen bu eser 18. yüzyılda Darendeli Bekai adlı bir halk şairi tarafından manzum olarak 7000 beyit halinde yeniden kaleme alınmıştır. Ayrıca Battal Gazi tipi Yeniçeri Ocağı'nda okunan destani hikayelere ve bazı tasavvufi şiirlere kadar girmiştir. Hikayede Battal Gazi'nin atı Aşkar Devzade de önemli bir yer tutar. Don Kişot İstanbul'da. Rıfat Ilgaz'ın bu kitabı 1957'de Dolmuş dergisinde Stepne Takma adıyla bir dizi olarak yayımlanmıştır. Rıfat Ilgaz, ustaca kullandığı hayal gücüyle Don Kişot'u İstanbul'da dolaştırıyor. Don Kişot'un gözünden gerçekleri sunuyor. Yazar, kimdir bu Don Kişot? Şövalyeliği sürdürmek isteyen iyi niyetli bir ün budalası mı? Yoksa bir geleneği sürdürmek isteyen soylu kişi mi? Bizim de birçok Don Kişot'umuz olmadı mı? Bugüne kadar onların ne olduklarını çözemedik diyor. Ilgaz, Çehov ve Esendal gibilerinde gördüğümüz ölçülü, dengeli bir mizah anlayışı sunuyor eserinde.